dostlarımız merhabalar. Bir Tanrı'nın Sözü programına daha hoş geldiniz. Ben Işık abla sizleri Memduh Uysal ile sevgiyle kucaklıyoruz. Bugün devam ediyoruz Matta kitabına yeni anlaşmanın, İncil'in. Matta 12. bölümdeyiz bugün. Ben size okuyarak başlayacağım. Daha sonra sizinle Rabbin sözünü paylaşacağız. Rab size ee, anlayış versin, Kutsal ruh kalbinize konuşsun bu ayetlerle. Matta 12. O sıralarda bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiller İsa'ya, "Bak, öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor" dediler. İsa onlara, Davutla yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı diye sordu. Tanrının evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kahinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kahinlerin her hafta tapınakta Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını Kutsal Yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu şabat, gününde de, şabat gününün de Rabbidir. İsa oradan ayrılıp onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine Şabat günü bir hastayı iyileştirmek Kutsal Yasa'ya uygun mudur diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Hanginizin bir koyunu olur da şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz. İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur." Sonra adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı eli öteki gibi yeni, yepyeni, sapa sağlam verdi. Bunun üzerine Ferisiller dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için anlaştılar. Memdu ne kadar güzel bir öğreti e, Rabbimiz tarafından değil mi? Bize Şabat gününü bu ayetleri biraz paylaşır mısın, açıklar mısın? Evet. <laughs> Şabat sept günü olarak da biliniyor. S sadece çıkışı e, Musevi yasasının Musa ile birlikte değil e, Tanrı her şeyi e, altı günde yarattı. Yani hayvanlardır, dünyadır, insan 7. Yani. günde yapacağı başka bir şey kalmadığı için o gün dinlendi diyor. O evet. Şabat günü Tanrı her şeyi altı günde yarattı ve 7. gün bir şey yapmadı. E, siz de Aynı şekilde altı gün çalışın, yedinci gün Rabbiniz Tanrı'ya septtir, şabattır diyerek insanların dinlenmesini sağlamış oldu böylece. Evet. Bir anlamda bizim sağlığımız için de iyi bir şey değil mi bu? İnsan haftanın her günü çalışırsa ne zaman dinlenecek? Onun için haftanın bir günü Tanrı tarafından insanların dinlenmesi için ayrılmıştır. Bu da şabat günüdür. Bununla ilgili yasalar eski antlaşmada Yahudi ulusu için verildi. Hangi koşullarda neler yapmaları gerekir, neler yapmamaları gerekir bunlarla ilgili. Ama genellikle Yahudiler Şabat günü bir şey yapmazlar. Alışveriş yapmazlar, gidip bir işle uğraşmazlar, dinlenirler. Biz Mesih inanlıları olarak Şabat gününü tutmak durumunda mıyız? Bununla ilgili de sorular oluyor. Bazı Hristiyan gruplar pazar yerine... Cumartesi günü evet. e, toplanıyorlar eski antlaşma geleneğine uygun olarak. Oysa e, Mesih inanıları e, kutsal kitapta baktığımızda kendileri Yahudilikten gelmelerine rağmen... ...örneğin e, Petrus olsun Yakup ilk Hristiyanlar Yahudiydi zaten. Evet. E, onlar haftanın birinci günü yani pazar günü toplanıp ekmek kırmaya başladılar. Elçilerin İşleri kitabında bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Evet. Daha sonra... E, Paulus'un yazılarında da görüyoruz haftanın ilk günü toplandığınızda e, para topladığınızda bunları hizmet için ayırın falan diyor yani bunlar e, görüyoruz ki daha sonraki yıllarda cumartesiden pazar gününe bir kayma olduğunu görüyoruz evet. e, Mesih inanıları Hristiyanlar cumartesiden pazar gününe kaydılar niçin Çünkü İsa Mesih ölümden pazar sabahı dirildi evet. pazar günü dirildiği için ee, İsa Mesih'in dirilişi Hristiyan inancının en merkez öğretişidir. Dirilmemiş bir İsa Mesih'in Hristiyanlara hiç faydası yoktur. Dünyaya, insanlara hiçbir faydası olmaz. İsa Mesih kendisinin vaat ettiği gibi dirilen bir kurtarıcıdır. Dirilmemiş olsaydı bütün vaatleri, bütün iddiaları zaten havada kalmış olur ve yalancı olarak bilinirdi. İsa ölümden dirildiği için kendisi yani kendisiyle ilgili söylemiş olduğu, yapmış olduğu bütün iddiaların gerçek olduğunu da kanıtladı. Evet. Bu açıdan İsa Mesih'in Pazar günü dirilmiş olması merkezi bir önem taşır Hristiyanlar için. O nedenle bizler Pazar günleri toplanır ve tapınırız Rabbimize. Evet. Yasada da e, özellikle diyor ki zaten Şabat gününü kutsal ilan etti, Ş Şabat gününü kutsal yaptı. Benim İsrail'e giden e, pek çok arkadaşım var orada kalan arkadaşlarım. E, özellikle Didar Yahudilerin e, Şabat günü e, asansöre dahi bilmedikleri asansör düğmesine dahi basmadıkları e, hatta bir arkadaşım bir kere dedi ki e, asansöre binmediler ben dedi asansöre bindim. Dediler ki Şabat günü biz asansöre bile binemeyiz Yahudi arkadaşlarım. Merdivenle çıktılar. Ben de onlara dedim ki hangisi daha kolay merdiven çıkmak mı? E, ya e, Yoksa bir düğmeye basmak mı? Yani düğmeye dahi düşün Asansörün düğmesine dahi basmamışlar ve hatta çok affederse tuvalet kağıtlarını dahi e, katlayıp banyoda koyuyorlarmış çekip kopartmamak için. O kadar dindar Yahudiler Şabat gününe e, evet. yasaya uyarak yaşayan, dindarlardan bahsediyorum, evet. e, yaşayan Yahudiler var. E, kesinlikle Şabat günü hala bugün dahi ne yemek pişirmek e, Şabat gününde ne temizlik yapmak bırak onları... Çok ufak şuradan şu tabağı alıp buraya koymak dahi onlar için yasak. Elleri bir şeye değmiyor demek. Hayır, ki. Hayır de kesinlikle yani. kesinlikle. Evet. Oysa e, bununla ilgili açıklamalar var. Burada ben bazı şeyler okumak istiyorum. Şabatla ilgili. Evet. E, haftalık Şabat günü e, dinlenme ve durmak anlamındadır. Dinlenip duruyorsun. Evet. O gün bir şey yapmıyorsun. E, Musa'nın yasasında kişinin gündelik işlerine ara verip Kendisini dinlenmeye ve Rabbe tapınmaya adaması için ayrılan haftanın yedinci günüydü. Bununla ilgili çıkış 20. bölümde yeterince bilgiler var buna girmeyeceğim. Yine yasanın tekrarı bölümünde 5. bölüm 14. ayette bu ayetleri bulabiliyoruz. Şabat günü ilkelerinin Hristiyanlar için kalıcı geçerliliği bulunduğuna ve hala yedi gün içerisinde bir günü dinlenmek ve tapınmak için ayırmamız gerektiğine ilişkin güçlü nedenler vardır. Bizler için de e, altı gün çalışıp yedinci gün dinlenmemiz gerekir. Evet. Bazı Hristiyanlar e, pazar günleri de çalışıyorlar. Bu kiliselerdeki bazı kardeşlerimizin de sorunu sık sık soruyorlar. Çalışmak zorunda olanlar e, mesela hastanede çalışıyorsun, e, hemşiresin, pazar günü evet. seni nöbete yazıyorlar. E, gidip çalışmak durumundasın. E, soruyorlar sık sık biz pazar günleri çalışabilir miyiz diye eğer yani biz ben de ticaret yaparken bazen pazar günleri çalıştım evet. e, yapmamam gerekirdi ama bazen koşullar ağır gelebiliyor ve sizin maddi durumunuzu düzeltebilmek ya da ihtiyaçları karşılayabilmek için yedinci gün çalışmak durumunda kalabiliyorsunuz. ama bunun için dua etmek gerekir eğer e, böyle bir sorun varsa. Evet. Hepimizin, hepimizin bir güne ihtiyacımız var haftada. Tabii. ben şu... ben şöyle yani. söylüyorum. Yani illa bunun cumartesi pazar çünkü İsa Mesih yasayı iptal etmedi fakat yasa yasanın bizim için faydalı olduğunu da ifade etti. O tamamlamaya geldi yasayı bizim için. Biz lütuf altında yaşadığımıza göre Yasaya ait olarak yasa, eğer yaparsak değil mi kurtuluruz böyle bir olay olmadığı için bizim hayatımızda haftanın bir günü ben öyle diyorum bazen ben de cumartesi pazar çalışmak zorunda kalıyorum o zaman ne yapıyorum pazartesi e, çalışmıyorum tatil ilan ediyorum o gün benim şabatım oluyor o gün hiçbir şey yapmıyorum ama Bazen asansörün düğmesine basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söylüyorum. Ee, şimdi pazar günü görevli olarak kilisede hizmet ediyorsanız o sizin bir evet, iş gününüzse. Tabii. tabii. ki o zaman haftanın diğer bir günü dinlenmek diye gerekir. Çünkü evet. senin dediğin gibi insan sürekli her gün çalışamaz değil mi? Bir de geçen gün evet, televizyonda çok önemli meşhur birisi söyledi. İsmini söylemeyeyim şunu. Dedi ki, ona 40 yıllık 40 yıl o işe çalıştığı için bir başarı ödülü verildi. O orada konuşurken dedi ki, eğer işinizi severek yapıyorsanız gerçekten çalışmıyorsunuz demektir. Ben bu 40 yıl boyunca gerçekten çalışmadım çünkü işimi severek yaptım. Bu da çok önemli. Eğer evet. işimizi seviyorsak, eğer sevmiyorsak bir şey daha yorucu oluyor bizim Doğru. için, değil mi? Evet. Ama yine de yine de bedensel olarak çalıştığımız için bir duygusal, psikolojik ve bedensel olarak, ruhsal olarak dinlenmeye ihtiyacımız var. Evet, evet. Şimdi bu ayetlerde birkaç nokta var. Ben buna bakmak istiyorum. Ee, İsa'nın e, öğrencileri e, acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Evet. Şabat günü acıkıyorsun ve dışarıdasın, yiyecek yok, yanına almamışsın. <laughs> Buğday tarlasından geçerken oradaki başakları alıp yiyorsun. E, yiyorsun. Yani e, pek o kadar zevk verici bir yiyecek değildir. Yani lezzetli bir şey olmasa gerek herhalde. Hı hı. E, onu bile gören Yahudiler eleştirdiler. Bakın bunu gören e, Ferisiler İsa'ya bak öğrencilerin Şabat günü yasak olanı yapıyor dediler. Evet. Şabat günü hiçbir şey yapmıyorsun ya. Yani gidip karnını doyurmak için oradaki başaklardan un bile e, çıkartıp onu yemek bile... Ferisilere göre yasak. Evet. Oysa İsa Mesih ne diyor bakın? İsa onlara Davut'la Davut peygamberle yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı diye sordu. Tanrının evine girdi, tapınağa girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kahinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Sadece kahinlere ayrılmış olan adak sunu ekmekleri var tapınakta. Evet. Onları. Oraya girdi izinsiz kahinlerin ekmeklerinden yedi. Bu ana bölecekti artık açlıktan. Birçokları için e, yani ölüm gerektiren bir suç. Evet. Yasaya göre yasak bir şeyi yapıyorsun hem de tapınakta bunu yapıyorsun. Büyük bir günah. Evet. Davut bunu yaptı yanındakilerle birlikte. Eee Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Bunu yapmalarına rağmen suçlu sayılmadılar. Rabbin lütfu. Eğer burada zaten İsa Mesih açıklıyor. Devam edelim ayetlerde zaten söyleyecek İsa Mesih. Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz suçsuzları yargılamazdınız. Şimdi bir yasa sizin ee, varlığınızı tehdit ediyorsa bir anlamda yani sen açlıktan öleceksen yasa buna dokunma diyorsa sen o yasaya uymak için aç kalıp öleceksen yasanın sana bir faydası yok Tanrı seven bir Tanrı bizim varlığımızın devam etmesini istiyor hiçbir şey bizim varlığımızın devam etmesine daha üstün değildir ve İsa Mesih burada da diyor ki burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Nedir bu? İsa. İsa'nın kendisi. İsa'nın kendisi. Evet. Tanrı'nın lütfunun açıklandığı kişi. Onun aracılığıyla bütün günahlı dünya Tanrı'yla barışacak. Bütün günahlılar affedilebilir affedilebilecekler ve onun aracılığıyla Tanrı sevgisi e, insanların yüreğine ulaşabilecek. Evet. Böyle bir kişi duruyor. Sen gelmişsin Şeriatın yasalarındaki yasaklara, yasaklarla meşgul ediyorsun İsa Mesih'i. Evet. Yani zaten e, Ferisiler öyle insanlardı ki buradan zaten bundan sonraki olayda görüyoruz ki onlar kendi aralarında artık İsa Mesih'i öldürme öldürmek için fikir birliğine varıyorlar. Evet. İsa ağzıyla kuş tutsa yine eleştireceklerdi öylesine. Kesinlikle. Çünkü İsa Mesih'i kıskandılar. İsa Mesih'te tek suç bulamadılar. Gereksiz suçlamalarla, bahanelerle onu suçlu çıkarmak için her yola başvurdular. Eğer siz dindarsanız ve Tanrı'yla kişisel bir ilişkiniz yoksa, Tanrı'nın aracılığıyla mucize yaptığı kişileri kıskanırsınız. Evet. Biz dindarız, biz yüzyıllardan beri bu inanç sahibiyiz, biz her şeyi iyi biliriz. Şimdi gelmiş, burada bir şeyler yapıyor kendi kafasına göre. ...deyip e, insanları suçlarsınız. Eğer. Bir, bir bakıma e, İsa burada sanki onlar öyle hissediyorlar ki teraciye tere satıyor. E, kendileri yasayı biliyorlar, kendileri yasaya uyguluyorlar. Burada İsa geliyor iptal ediyor onların uyguladıkları bazı olayları. Ve aynı dediğin gibi memnun Tanrı yasayı bizim için veriyor. Tanrı yasayı bizim faydamıza veriyor e, Tanrı'nın biz bize bir şey yapma dediği zaman e, yapıp yapmamamız Tanrı'nın bir, bir şeyini eksiltmiyor veya yükseltmiyor, değiştirmiyor. Tanrı yine de Tanrı. Biz ona uysak da, inansak da, inanmasak da yani. Tanrı, Tanrı, Tanrı. Ama e, burada anlam, anlatmak istediği İsa'nın, Yasa, siz yasanın üstündesiniz aslında. Lütufla kurtuluyorsunuz benim sayemde ve artık... Şabat günü yaptığınıza, yapmadığınıza e, ya da yasaya uyup uymadığınıza göre değerlendirilmiyorsunuz. Ama uymanız faydalı sizin için. Çünkü yasa sizin için verilmiş. Ve bunun uygulanmadığı yerler var, istisnalar var. Ne zaman eğer bir hayat kurtarılacaksa, evet. eğer bir iyilik yapılacaksa değil mi? Z da evet. Daha sonra koyun örneğini evet, veriyor bize. Evet, ee, siz diyor eğer Şabat günü bir koyununuz çukura düşerse, bir yere kaybolursa gidip, onu çıkarmaz mısınız? Bulmaz mısınız? Değil mi? Evet. Ee, çünkü insan insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. İsa kendisinin, e, evet, 8. ayet. Çünkü insan insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. İsa oradan e, ayrılıp, orada bir mucize var şimdi eli sakat olan birini evet. iyileştirecek. Şabatla ilgili herhalde söyleyeceklerimiz yeterli olabilir. Evet. Ee, şimdi bu mucizeye geçelim. Çünkü mucizede herkes... Bakıyor bütün gözler İsa'nın önünde. Yine Şabat öz, günü üstünde. ve İsa Mesih bir şeyler yapacak. Evet Şabat günü kutsal gün hiçbir şey yapılmaması lazım. Bütün gözler e, İsa'nın üzerinde. Acaba bu Şabat günü bu eli sakat olan adamı İsa Mesih iyileştirecek mi? E, o da ona diyor ki elini uzat diyor. Eli sakat olan adamın eli öbür eli kadar mükemmel oluyor bir anda. Bütün gözler onun üzerinde ve bunun üzerine yaptıkları İsa'yı yok etmek için anlaşıyorlar. İsa'yı yok etmek istiyorlar. Niye? Çünkü Şabat günü kutsal gün onlar için ve o gün şifa verdi İsa Mesih. Ve şifa verdiği için onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir evet. sonraki bölüme geçelim. Evet. Ee, Tanrı'nın seçtiği, seçtiği kul. kul. Ee, evet. Bunu okur musun? 15. ayetten evet. başlayalım. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kulum ben onu seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım. O adaletiyle uluslara adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak. Sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak. Burada eski antlaşmada sözü edilen Mesih'in nasıl bir alçak gönüllülükle hizmet edeceğini söylüyor. Eski antlaşma peygamberliği Mesih'le ilgili, doğrudan Mesih'le ilgili bir ön bildiridir. Mesih'in yeryüzündeki hizmetini nasıl yaptığını görürsek onun hayatına baktığımızda nasıl alçak gönüllülükle davrandığını insanlara sevgiyle yaklaştığını onları asla kırıcı bir şekilde onlara saldırgın bir şekilde davranmadığını onlar onlara insan öldürme gibi nefret etme. nefret konularında kesinlikle bunlardan uzak sevgi dolu merhamet dolu bir yürekle hizmet ettiğini Görüyoruz ee, İsa Mesih gerçekten e, insan e, soyunun en mükemmel e, temsilcisi olarak yaşadı yeryüzünde. Evet. Onda insanlar hiçbir hata bulamadılar. Hiçbir kusur, hiçbir günah yoktu. Ondan. Bu nedenle de kendilerini dindarlıklarından dolayı doğru gören insanlar İsa'nın standartına yaklaşamadıkları için, evet. kendi suçlu, suçlarını görmek zorunda kaldıkları için, ondan nefret etmeye başladılar. Evet. Bu kaçınılmaz sonuçlardan birisi. Eğer siz dindarsanız, kendinizi diğer insanlardan daha üstün görüyorsanız, mükemmel biri karşısında kendinizi e, boşta görürsünüz. Yani evet. iddialarınızın boş olduğunu görürsünüz ve o kişiye karşı büyük bir nefret ve kıskançlık olur. Evet. Devam edelim istersen. Evet, ben e, İsa ve bazı zevulu okuyayım. 22. ayet Matta 12-22 Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinni getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. Bu Davud'un oğlu olabilir mi diye soruyorlardı. Ferisiller bunu duyunca bu adam cinleri ancak cinlerin önderi bazı Zebul'un gücüyle kovuyor dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer ben cinleri bazı zevulun gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda siz kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Burada duralım. Ondan sonra devam ederiz. Ee, İsa önce kör ve dilsiz bir adam cinni getiriyorlar. Adam, adamı iyileştiriyor İsa. Cidi kovuyor, adamın gözleri açılıyor, dili açılıyor. Ondan sonra Ferisiler diyorlar ki eğer kusur bulamazlarsa bak Şabat günü iyileştirdi. Şabat günü iyileştirdiği için kusur oldu. Şimdi başka bir gün iyileştiriyor adamı. Bu sefer cinleri cinli, kendi cinli olduğu için ondan dolayı kovduğunu söylüyorlar. Muhakkak <laughs> Bir şey bulacaklar bir, bir yaptığı iş. yapıştırdılar değil mi sürekli İsa <laughs> Mesih'e? Muhakkak olacak. Sen ne diyorsun bu konuda? Doğru. Zaten onlar bir önceki kısımda karar verdiler. İsa evet. Mesih'i ne yapıp yapıp öldürmeye, ölüme göndermeye karar verdiler. Ve burada da İsa yine mucizelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. İnanılmaz şeyler yapıyor. Bir sürü insan seyredip hayran kalıyor. Ferisiler de orada. Hayran kalan insanları İsa'dan uzak tutmak için, onların e, yani bir anlamda <laughs> e, dikkatlerini dağıtmak için evet. e, diyorlar ki tamam İsa bunu yapıyor ama şeytan yapıyor onun içindeki içinde evet. şeytan var bu mucizeleri şeytanın gücüyle yapıyor dediler. E, oysa İsa Mesih buna karşılık olarak dedi eğer şeytan yine şeytana ait olan şeyleri e, çıkartırsa kendisine karşı çalışmış olur. Evet. Kendi egemenliği yıkılır. Ayakta duramaz dedi. Evet. Ee, bu mümkün değil. Yani şeytan Tanrı'ya ait olan güzellikleri yıkmak ister. Evet. O hiçbir zaman insanların yararı için bir şey yapmaz. bir Görülmemiştir. Evet. Ee, birisini kötülükten kurtarsın. Birisine yardım etsin. O ancak kendisinin ele geçirdiği ve kullandığı kişilere yardım edebilir. Kötülük amaçlı çalışan ele geçirdiği kişilere yardım edebilir. Zavallı, düşmüş, hasta, cine tutsak kişileri şeytan asla yardım etmez, edemez. Evet. Bize şey. devam eder misin? Okur evet. musun e, 30. ayetten? Bitirelim evet. birkaç dakikamız var. Devam daha. edelim. E, bun, e, benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah ettiği ...ettiği e, küfür bağışlanacaktır... ...ama ruha edilen... ...kutsal ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır... ...insanoğluna karşı bir söz söyleyen... ...bağışlanacak ama kutsal ruha karşı... ...bir söz söyleyen ne bu çağda... ...ne de gelecek çağda bağışlanacaktır... ...bu kutsal ruha... E, ...yapılan hakaret... ...ve günah bağışlanmayacaktır diyor... ...eğer Tanrı... E, ...bizim aracılığımızla... ...kutsal ruhun gücüyle bir şeyler... ...gerçekleştiriyorsa... Evet. Ve biz bunu göz ardı edip hiç olmamış gibi davranıyorsak... ...ya da küçümsüyorsak, hakaret ediyorsak... ...Tanrı e, o zaman bu şeyin bağışlanmayacağını söylüyor. Evet. Unutmayalım. Bugün Tanrı yeryüzünde bir şey yapıyorsa kutsal ruh aracılığıyla yapıyor. Evet. Kutsal ruhsuz hiçbir imanlı Tanrı'nın işlerini yerine getiremez. Rabbin hizmetleri her zaman kutsal ruhun gücüyle olur. Ha. Ve bir imanlı kardeşimiz hizmet ederken e, hastalar ayağa kalkıyorsa... İnsanlar özgür oluyorlarsa, kurtuluyorlarsa, bereket alıyorlarsa ve siz diyorsanız ki, bu hep şeytanın gücüyle oluyor. Aman buna çok dikkat etmek çok lazım. Çok dikkat etmek evet. lazım. Çünkü çalışan kutsal ruhtur, kutsal ruhu küçümsemiş ve ona hakaret etmiş oluyorsunuz. Evet. Sizin bağışlanmanız imkansız. Evet. Yine kutsal kitapla ilgili de aynı şeyler söyleyebilirim. Kutsal kutsal kitabın tüm yazıları Tanrı ruhuyla desteklenerek vahiy yoluyla yazılmıştır bu sözleri küçümsemek, göz ardı etmek, bozulmuştur, değiştirilmiştir demek de kutsal ruha hakarettir. Evet, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. bir şeyin bir iyi bir iş yapıldığı zaman Aa, bu Rab'den değil, kutsal ruhtan değil, şeytandan dediğimiz zaman böyle bir şey ya yani ağzımızdan çıkmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü ayet burada o kadar kesin söylüyor diyor ki... Lanet altına gireriz. Lanet altına gireriz. Her şeyi bağışlarım diyor. Kutsal ruha edilen hakareti bağışlamam diyor. Evet. Bu çok çok önemli. Bu nedenle ağzımızdan çıkan sözü bir on defa tartıp öyle çıkarmamız lazım. Ağzımıza gelen her sözü söylemek özgürlüğümüz yok. Evet, çok önemli. Evet, devam edelim. İyi ağacı iyi meyvasından iyi e, sayın ya da ağacı kötü meyvesi de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvasından tanınır. Sizi en gerek soyu kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşan taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak ya da kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Sevgili izleyicilerimiz bir programımızın sonuna daha geldik. Ayet diyor ki iyi ağaç iyi meyve verir. Bir ağacı verdiği meyvelerden tanıyacaksınız diyor. Bugün siz bir durup düşünün. Ne meyveler veriyorsunuz hayatınızda eğer e, ya da imanlıysanız İsa Mesih'in takipçisiyseniz öğrencisiyseniz nasıl meyveler veriyorsunuz İnsanlara dil mi uzatıyorsunuz parmak mı uzatıyorsunuz yargılıyor musunuz hatta kusar ruha hakaret edici sözler mi söylüyorsunuz bugün biz sizi kendinizi kalbinizi bir gözden geçirmeye davet ediyoruz hepimizin buna ihtiyacı var ve eğer İsa Mesih'i bilmiyorsanız bugün onu kalbinize davet edin. Kutsal ruh içinizde yaşasın. Ve siz de İsa Mesih'in yaptıklarını yapabilecek etkinlikte ve güçte olacaksınız. Ama her şeyden önemlisi canınız kurtulacak. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Size esenlikler diliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.